Saç ekimi günümüzde erkekler için en fazla yapılan estetik operasyonların başında geliyor. Son 10 yılda büyük gelişmeler yaşayan saç cerrahisi maalesef beraberinde suistimalleri de getirmiştir. Unutmayalım ki saç ekimi bütünüyle estetik cerrahi bir prosedürdür ve ülkemizde tıbbi olarak ve etik olarak estetik cerrahi prosedürleri uygulama yetkisi bunun eğitimini almış plastik cerrahi uzmanlarındadır. Bununla birlikte bir cerrahi operasyon nasıl ki bizzat cerrah ve asistanın yardımı ile gerçekleştiriliyorsa saç ekimi de böyle olmalıdır. Maalesef özellikle ülkemizde birçok merkezde bırakın plastik cerrahi uzmanının doktor olmayan insanların bile saç ekimi yapmaya kalktıklarını görüyoruz. Toplum içinde hepimizin hemen her gün gördüğü kötü örneklerin tek nedenini sorumluluk hissi olmayan, bu uygulamayı yapmaya ne yetkisi ne de becerisi olmayan insanların saç ekimi yapmasıdır. Günümüzde artık altın standart olarak kabul edilen yöntem FUE'dir. FUE aslında alım tekniğini temsil eder. Yani kökler donör sağdan tek tek çapı ortalama 0.7 mm olan ve punch adını verdiğimiz borucuklar aracılığıyla alınır ve ihtiyaç olunan bölgede açılan yuvalar içine yerleştirilir. Saç ekiminde başarıyı sağlayan bazı faktörler vardır. Bunlardan bazısı donör sağdaki köklerin kalitesi, yani saçın kalınlığı, her bir graft adını verdiğimiz kök topluluğunun içerdiği saç teli sayısı, açıklığın büyük ya da küçük olması, kullanılan cerrahi teknik ve cerrahın tecrübesi, saç ekiminde kullandığımız bazı enstrümanların mikro düzeyde olması, yani mikro cerrahi tekniklere uygun üretilmiş aletler olmasıdır. Saç ekiminde doğallığı sağlayan en önemli nokta köklerin yerleştirilme açısı ve yönüdür. Orijinalde sizin mevcut olan saçlarınız hangi yön ve açıda çıkıyorsa bu yön ve açıda yapılan bir işlem sonrasında, ekim sonrasında karşınızdaki insanların bu saçların ekilmiş olduğunu anlaması mümkün değildir. Aksi takdirde klasik bir saç ekimi yapıldığında çim adam görüntüsü ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bir diğer önemli nokta da saç ekiminde doğal netice elde etmek için saç çizgisinin dizaynıdır. Saç çizgisini dizayn etmek için geçmişteki resimlerinize de bakarak birlikte ayna karşısında bir planlama yapıyoruz. Yaşınıza uygun, yüz anatominize uygun ve geçmiş yıllardaki saç çizginize de göz önünde bulundurarak bir ön saç çizgisi belirliyoruz. Bir diğer nokta da şakak bölgesidir saç çizgisini dizayn ederken. Bu bölge pek göz ardı edilen bir bölgedir. Pek üstünde durulmayan bir bölgedir. Ama unutmamak lazım ki ön saç çizgisi ne kadar aşağı indirilirse şakaklardaki çıkıntıların da o üçgen çıkıntının biraz daha öne doğru alınması gerekir. Bu da estetik görünüm elde etmek adına çok önemli bir noktadır.